Salam qadırlı iyiləşlər, sağmanı tıyırmısınız. Diri Sözlər adlı gəpləşiğimizə xoş geldiniz. Biz geçen gəpləşiğimizdə sizin bilən Naaman adlı Siriyanın qoşun sərkərdəsinin deri kəsəlindən, heyvərə kəsəlindən şüpa tapandığı varıda gürrün etdik. Mən geçen gəpləşiqdə köp haqiqatlar varıda gürrün etdim. Bütünləy bu bolan vaqaları gürrün verdim. Amma onu sonunda çənlə cemləb, Son yine de ayçak zatlarım bar oldu. Vaktimizin çekliliği sebeple ben bunu kurtarıp bilmedim. Hazır men yine kıs kaça, yankı bolan vakaları yatlap geçmek isteyen ve Nağman'ın şüpa tapanından son dine bir deri keselinden şüpa tapanlığı değil de bu mucizanı görenden son şüpa tapanından son onun bütünle yürekten İsrail'in Hudayına yani diri Hudaya öğrülüp ona iman edendiği arada birazcık görün etmek isteyen. Gelin hazır ilki baştan yatlalım. Naaman bu Suriye'deki Suriye padişahlığında koşun serkerdesi yani Aram padişahı, Suriye'nin padişahı onun en hormatlayan koşun serkerdesi yani başkaçı aydanımızda padişahdan sonki ikinci adam olup Bolya padişahlıkta. Şeyli ulu derecesine, baylığına, puluna seyretmezden Naaman deri keseli bilen keselliğe ve deri keseli bilen kesellerinin için onu iş yerinden ayırmalı, onu cemiyetten ayrı çıkarmalı, dağların kövüğünde deri keseli bilen kesellerin adamları, heyveri keseli bilen kesellerin adamları cemiyetten ayırıp adamlardan ayırmalı oluyorlar. Sebebi o yokanç kesel Nire varsa, kimin yanına yakınlaşsa, ol kesel bilen başkaları da zehirləb, onları da yokturup bilen eken. Şunun için, Naaman için bir katı bir düşkün yağday, kıyın bir yağday, şeyle ulu dereceden ol padişalıkta, padişa bilen bir saçakta oturup nan yiyen, çörek yiyen adam, ol dağların köyüne gitmeli yağdaya geliyor. Keselinin neticesinde. Düşünüyorsunuz değil mi? Naaman'ın nehili kıyın yağdaylılığına. Bu kıyın yağdayında, çıkınsız yağdayında, ehli mal mülkünü, pulunu barmadık yeri kalmayar. Barmadık lukmanı, barmadık tevivi, barmadık yeri kalmaya. Ama hiçbir şüpha tapmanlığı için bu şeyle kıyın yağdayda, baskının altında Kınçılığın aslında öz derdi bilen, öz keselçiliği bilen şeyle yağdayda vaktinde bir İsrailli kıyızcağız, onun yesir alıp gelen kıyızcağızı, onun öğünde, onun ayağının hizmetkarı olup işleyen bir kıyızcağız ona İsrail'de, Samariya'da bir Huday'ın peygamberinin varlığı vardı, gürrün beriye. Bu peygamberin adı Elisha Valya, yani Türkmençe aydanımızda Elyaşa deyip aydıyaz. Elyaşa peygamber bu Samariya'daki bar olan peygamber, kızcağız ol peygamberin Huday'ın peygamberi olduğuna ve onun güçlülüğüne, onun ona şüpa verip bileceğine salgı veriyor. Şey deyip, bu padişanın üstü bilen Naaman bütün padişalıktaki iyi olan baylığını alıp, yanında koşununu alıp İsrail'e şüpa tapmağa gidiyor. Kaçan da o peygamber ile duşan vaktinde peygamber onun ile duşmaya. Peygamber öz hizmetkarını iyi verip Naaman'a şeyle sözler aydıya. Git de İyardan deryasına bar da yedi gezek çümülüp çık. Ve bu suda yedi gezek çümülüp çıkanından son sen deri keselinden şüpa taparsın diye. Naaman ilki bilen buna kaharlanıyor. Sebebi Peygamber onun ile salamlaşmaya da çıkmaya ve onun fikir edişi alı onu karşılamaya, onun fikir edişi alı onun keseline elini koyup dua edip ya da başka bir zat edip şifa vermeye de git de suva düşüp yuğun arasalan diye. Ne hili kaharı gelse de, ne metse de, yine de yankı Naaman çıkalgasız yağdayda bulanlığı için ol Peygamberin aydanına boyun olmalı oluyor. Naaman gidip Yardan deryasında yedi gezek çümülüp çık ya.
ve ol öz keselinden şifa tap ya. Onun deri keseli şifa vermek kıyın. Onun yağlı hiçbir lukman ona kömek edip bilmeye olduğu yerde. Deri keseli hiçbir kimin kömek edip bilmeyecek keselini Huday bütünle onun bedeninden yuvup arasalaya. Ve bedeni de yana doğulan çağının bedeni yağlı şeyle arassa sağdın bedeni oluyor. Nağman için bu suva düşüp çıkmak yönökey de yönökey olup görünse de Huday onun üstü bilen onun durmuşunda mucize ediyor ve ona şifa veriyor. Seredin Nağman bu şifanı tapandan son Huday'a izine Suriye'ye öğürülüp gitmeye minnettarsızlık yani hormatsızlık etmeye ol kaydıp Huday'ın peygamberinin yanına gidiyor. Gelin bakalı ol peygamberin yanına gelip ne mi diye. 15. ayette. Onsoğ Nağman yanındakılar bilen bile Huday'ın adamının yanına dolanıp bardı. Ol gelip Elyaşa'nın önünde durup men indi tutuş yeryüzünde İsrail'in Huday'ından başka hiçbir Huday'ın yokluğuna göz yetirdim. Hayiş ediyarın bu kulun peşkeşini kavul edeydiydi. Elyaşa huzurunda hizmet ediyen Rabbimden ant içiyarın. Men hiç zat alacak değil, deydi. Nağman Elyaşa peşkeşi al deyip neçe yalvarsa da ol almaktan boyun kaçırdı. Onsoğ Nağman şeyle deydi. Eğer peşkeşi kavul etmeyecek bolsanız onda koy bu kuluna İsrail'den iki katır yükü toprak berilsin. Çünkü bu kulun bundan beylek dine Rabbe sadakalar ve yakma kurbanlıklarını hödürler. Seredin Huday'ın peygamberi ne medya. Nağman izine dolanıp barıp getiren soğukatlarını yankı peygambere minnettarlık hükümünde vermek isteyen. Başkaça aydan vaktinde töleğini tölemek isteyen. Biliyeniz Nağman'ın durmuşunda belki böyle yağday ön hiç kaçan yüze çıkan derler. Hem işe nehili lukmana varsan, nehili tevivin yanına varsan, sana şifa verecek diyen bir bar olsa onun yanına varsan, ol senden hükman. Sana şifa verip bilse, kovu sen onu begenç bilen onun sonradan baylığını ya da pulunu verersin. Sana şifa verip bilmese de onun yanına baranlığın için ol senden hükman. Soğuğa da karışar, ol senden hükman pula karışar, bir zat vermeğine karışar. Ama diri Huday'ın yanına gelmekte ulu tapaut var. Seredin Huday'ın peygamberi ne mi diye. Nağman elbette adatta balışyalı ona soğukat vermek isteye. Minnettarlık bilen soğukat vermek isteye. Sebebi ol deri keselinden şifa taptı. Hiç yerde belki ondan öngrek ondan hem köp pulunu baylığını ulanandır. Kim neçe lukmanlara, teviplere öz baylığını berendir. Ama onda da onlar şifa verip bilmediler. Ama diri Huday'ın peygamberinin yanına gelip ondan şifa tapan vaktinde ol getiren baylıklarını ulu begenç bilen soğukatlarını Huday'ın adamının yani peygambere vermek isteyen. Peygamber Huday'ın adından hizmet edeyen Rabbimin adından and içeyen men senden bir köpüğüm alacak değil diye. Nağman yine ne çekecek yalvarıp meyletin bütün şahatlığı bilen şifa tapanlığı için ona yine soğukat vermek isteye. Huday'ın peygamberi yok alacak değil diye. Almaya. Sonra Nağman şeyle diye. Onda bana diye İsrail'den toprak verin. Ben bu toprağı alıp gidecek. Ve bu toprağın üstünde kurbanlık sıpasını kuracak. Ve hem işe İsrail'in Huday'ına, diri Huday'a kurbanlık getirecek. Ve dine ona secde edecek deyip Şotay'da İsrail'in Huday'ına iman getiriyor. Bu nehli acayip ve tehsin yağday. Düşman, İsrail'e düşman olan Suriye halkından çıkan
Öz yönökey bir Siriyalı adamım değil. Ol koşun serkerdesi. Ol öz kılıcı bilen, öz eskerleri bilen bir kim neçe İsrail'in canını alandır. Hatta ol yesir alıp İsrail'li bir kızcağızı öz öyünde hizmetkar edip saklaya birem değil, bir neçedir. Baylıklarını alan adam, İsrail'in ovalarını, şehirlerini dervi dağın eden adam. Yine de şeyle derdinin köplüğü için, hiçbir çıkalgasının yokluğu için düşman olan, özünün düşmanı olan İsrail'lerin neyekçe gezek talap öldürüp yok eden halkı İsrail'in Huday'ının yanına gelmeye mecbur oluyor. Mecbur olup ol İsrail'e geliye. Boynunu vurup geliye. Küçük gönüllülük bilen geliye. Ol belli yağdayı bilen gelen vaktinde ol İsrail'den şüpha tapya. İsrail'de Huday'ın peygamberi ona şüpha veriyor. Ol ulu begenç bilen bütün baylık getirin soğukatlarını ol peygambere vermek isteye. Peygamber diye bana senin soğukatın gerek değil. Sebebi peygamber onu özü etmedi. Şifanı özü vermedi. Huday İsa Mesih kitapta bize şöyle diye. Muğut aldınız muğut da verin. Eğer Huday şifa veren olsa benim üstüm bilen versin. Ya da kimdir birinin üstü bilen, peygamberin üstü bilen, kimin doğası bilen seni şifa taptın. Bu doğa eden adamın işi değil. Şifa verici diri olan Rab Huday'dır. Huday diye muğut aldınız muğut da verin. Çünkü Huday'dan gelen güç adamlara şifa veriyor. Naaman da bu soğukatı verip bilmeye, sebep onu hiç kim almaya. Naaman'dan Huday bir zada karışıyordu. Ol karışan zadı da bolup geçti. Seredin, ol ne mi dedi? Men diye yeryüzünde İsrail'in Huday'ından başka hiçbir Huday'ın yokluğuna göz yetirdim diye. Göz yetirdim diyemeye iman ettim diye. Sonra da ol ona dine bir göz yetirendiğini değil. İsrail'in Huday'ına bundan beylek te ömrünün sonuna çenli kurbanlık getirip ona secde edecektiğini aydıya. Bu sözleri okan vaktimde, bu vakaları okap gören vaktimde hakikatler benim yüreğimi şeyle coşturuyor. Beni yine de öğren bir zada öğürlüp geliyen. Huday'da bizim problemlerimizi çözmek, bizim keserlerimize şifa vermek, bizi ölümden halas etmek, günahlardan halas etmek, bizi dövzak oğudundan halas edip bizi ebedi yaşayış vermek, bu Huday için bir ulu bir zat değil. Huday bunu bütün yüreği bilen, bütün canı teni bilen bize vermek isteye, bize kömek etmek isteye. Ama gürrün, biz onun yanına geliyiz mi? Bu yağdaydı. Men yine de Nağman'ın çıkkınsız yağdayda bulandığına öğürlüp gelmek isteyen. Men öz durmuşumda da şeyle zadı görüyen. Men köp münlerce adamların şayetliklerini dinledim. Ol yerde de şol bir zadı görüyen. Biz adamlar te çıkkınsız yağdaya gelenimize çenle. Biz hakikatten Huday'a öğürlüp onu gözlemeyiz. Ne mi diyecek olayan? Serdin yine de bir neçe misalları aydayın. 18 yıldan beri kan akması bilen keserlen ayal gelip İsa'nın bir egin eşiğine elim değirsen de onun şifa taparın deyip onun egin eşiğine elinde girip ol kan akması şol bağda kesilip onun şifa tapya. Ol ayal son ne mi diye? Men diye bütün mal mülkümü, bütün baylığımı lukmanlara verip, tebiplere verip hiç şifa tapmadım. İn sonku yağdayımda, in sonku çıkkınsız yağdayımda İsa'nın yanına geliyor. Yine de başka bir ayalı 18 yılla şeytan onun bilini büküye. İsa ona ibadet hanında şifa veriyor. Yüzbaşının kızı keserler, ölüm yağdayında yatır. Kız ölüye.
Ve o İsa barayan kızı ölüye. İsa onun kızını ölümden dirildi. İsa bir neçe adamları heyvere keselinden, umutsuz cemiyetten ayrı düşüp, köveklerde, dağın eteklerinde, köveklerde yaşayıp yören adamlar, heyvere keselinden keselinen adamlar onun yanına geliyor. Olulara şifa veriyor. Körlerin gözünü açıyor. Doğa bitti körler. Çıkkınsız yağdaydı. Onların umidi deryalı hiçbir umidi yok. Onlar yağdı cahanın nemediğini hiç açan doğulandın ve görmedik adamlar. İsa Mesih'e iman edip ondan şifa tapıyorlar. Umuman aydan vaktimizde hakikatten çıkkınsız yağdaya gelen adamlar onda onlar İsa'nın yanına gelirler. Ona iman ederler. Ona bil bağlarlar. Ondan kömeği karşıyarlar. Onun önünde bütünle kiçelip dize çöküp ondan kömek sorayarlar. Ve o da onlara şifa veriyor. Benim özümem şeyle yağdaydadım. Eğer men 20 yıl bundan ozal şeyle çıkkınsız yağdayda bütün günahların içinde kalmadık olsam hiç taraftan nire seyretsem karanlık hiçbir geleceğime olan umut görmedim. Günahlarım bilen doludum. Yaşayışımın hiç geleceği, hiç umudu, hiçbir zat görünmeyedi. Günahlarım bilen dolu. Bu dünyadaki geleceğim karanlıktı. Ölümden son gidecek yerim de karanlık, dövzak oldu. Şeyle yağdaydı men İsa var da eşittim. Eğer İsa'nın bana verip bilecek yaşayışını, eğer İsa Mesih'in bana verip bilecek baki yaşayışını, İsa Mesih'in bana verip bilecek ehli bereketlerine başka kimdir biri verip bilen olsa onda ben İsa'nın yanına gelmezdim. Ben İsa Mesih'e iman etmezdim. Özüm için başka bir, benim için has amatlı olan bir yolu tapardım ve ona iman ederdim. Ben ehli zadı deneyip gördüm. Keyfi sapalık durmuşta da yaşayıp gördüm. Huda durmuşun manasını aktardım. Dindar olacak olup dini öz ata babalarımın dininden de bir zatlar aktardım. Ama o tayda da İsa'nın verip bilecek zatını tapmadım. Ondan sonra İsa var da eşittim. İsa dedi, Batır, men seni söyleyen. Men sana ebedi yaşayış vermek isteyen. Men yol, hakikat ve yaşayıştırın. Mensiz hiç kim Huda'nın yanına varıp bilmez. Men sana gelecek veririn, men sana umut veririn. Senin için mümkün değil, ehli zatları men mümkün ederim. Menin yanıma gel deyip İsa'nın bana yüzlenen sözlerini eşittim. Seyrettim eylek, beylek. Bu sözleri eşiten vaktim men eyyem, bu durmuştan yağdandım. Bu durmuşta hiçbir çıkalganın yokluğunu, bu durmuşta hakikatin yokluğunu, İsa'dan başka barara hiçbir zat yok, hiçbir adam yok. İsa'dan başka hiç kim ölümden sonra nereye gideceğini bilen yok. Dine İsa diye. Yaşayışta ölümde mendirin. Bana iman eden adam ölse de direler diye. İsa'nın özü bizim günahlarımız için haçta öldü. Ve üçüncü günü direldi. İsa diye. Men ölümden direlen olsam bana iman edenem ölümden direler. Batır sen benim padişahlığımı gözle. Benim hakikatımı, benim doğruluğumu gözle. Kalan ehli zatlar senin için tayardır, sana verirler. İsa Mesih'in bu sözleri bana umut verdi. Ben ona iman ettim. Onu halaskarım ve Rabbim hükmünde kabul ettim. O benim günahlarımı bağışladı. O bana taze yaşayış verdi. Beni bütünle ütkedip bana taze yaşayış verdi. Beni taze adam etti. Benim için karanlık bol karanlık olup duran taş töreğime ol yağıtıldı. Bana yağıtılık yolunu, hakikat yolunu görkezdi. Ve benim kınçılığımdan, benim günahlarımdan, benim umutsuzluğumdan olmana bir yağıtılık yolunu açtı. O benim durmuşumda ulu mucizeler etti. Ben kesel olup hiçbir becerip olmayacak keselçilik bilen keselledim. Gepatit bilen keselledim. Kanımda şeyle gepatit virüsü köpölüp, bağırım işlemekini besetmek yağdayına geldi.
Doktorlar Lukmanların elinde dermanlar var. Ama dermanların beni bütünle bu keselçekten aras salacağına, hiç kim doğululuğuna söz verip bilmeye. Ama Huday tersin yolları bilen beni bütünle bu keselden temizledi ve aras saladı. Kadırlı illeşim, ben sana İsa'nın yanına gel deyip, eğer sende İsa'dan başka umut bağlar yağlı, bil bağlar yağlı yerin bar olsa, onda men sana geldiysem de sen İsa'nın yanına gelmersin. Men sana böyle yağdaydı neme deyip bilerim. Git de, niir de bağırlap görecek olsan, yine neçe kapını kakacak olsan kakıp gör. Eğer kapı kakmaktan, şıpa aktarmaktan, yağdan olsan, ehlizade bir denep gören olsan, hiçbir kömekse, kömek tapman mehteş yağdayda olsan, onda senin için bir, yine de bir yol var. Belki bu yol en sonki yoldur senin için. Belki sen şeyle yağdayda, hiç umutsuz, dine ölüme karışıp yatan yağdaydasın. İsa'nın yanına yürekten gel. Ol çıkkınsız yağdayda tiz tapılacak kömektir. Çünkü ol bizim ecizliklerimize, bizim günahlarımıza, bizim hastalıklarımızı, ehlisini haça özü bilen ekitti. Onlar için ol haça çüylenip öldürüldü. İsa Mesih'in yaraları arkalı biz şifa taptık. Ol biz şifa tapmamız için, bizim kovulaşmamız için, bizim ebedi yaşayışı, Huday ile yaraşmamız için, Huday'ın yanındaki cennetteki yaşayışa iyi olmamız için ol haçta ölüp üçüncü günü dirildi. Ol senin için diri umuttur. Belki o senin için en sonki umuttur. Onun yanına gel. Eğer sen hasta olsan, o sana şifa verir. Eğer sen durmuşunda ehlizadını yitiren olsan, o sana çıkalga verir, yol görkezer. Eğer sen günahların içinde bütünle öz durmuşunu günahların bilen hapalan olsan, zayalan olsan, onda tövbe edip Huday'ın yanına gel. O sana şifa verir. Sen onu olsa şöhretlandırarsın. Şimdi İsa Mesih'in yanına gelmek için gerek olan zatlar, Adimler, Nağmanın durmuşunda seyredin. O nehili beyik derecede olan adam olsa da, Huday ondan peselmeye sonradı. Pesel de İsrail'e gel, İsrail'in Huday'ın önünde dize çök. Onun peygamberinin önünde dize çöküp, İsrail'in Huday'ın önünde pesel, olsa sana ne mediyse, onun görkezen yolu ile git de aydanlı et, sen şifa taparsın. Peselmek, kiçi gönüllülük ile Huday'ın yanına gelmek, Huday'ın oğlu İsa Mesih'in önünde dize çökmek bu birinci adımdır. İkinci adım, yüreğinde, fikirlerinde, durmuşunda bağışlamadık. Günen var olsa, kimdir birine karşı güne eden olsan, yüreğinde, adamlara karşı, daş tövreğindeki doğan kardeşine karşı, yeni atana karşı, oğul kızına karşı tapavdu yok. Kime karşı neme güne eden olsan, Huday'dan bir zat alacak deyip alacak bulup gelsen onda, sen ehli eden günahlarına tövbe edip, bağışlamalı adamlarını bağışlap, bağışlama sormalı adamların var olsa onlardan bağışlama sorap, yürek temizliği ile Huday'ın yanına gel. Ondan sonra İsa Mesih'in adı ile Huday'dan dile. O senin kesellerine şifa verer. Hükman şifa verer. O senin günahlarını bağışlar. Günahların bağışlanandan sonra, keseline şifa tapanından sonra, senin için mümkün değil zadı Huday mümkün edenden sonra, Nağman yağlı geldi. İsa Mesih'in hakikaten Rab ve halaskerliğine göz yetirdim.
Mundan beylek dine ona iman edecek. Onun önünde gezecek. Kalan durmuşumu ona bağış edecek deyip Huday'ın yanına gel. Koy Huday sana akbata versin. İsa Mesih'in adı bilen. Amin.